Herkese seni motovlogdan günaydınlar dostlar. Umarım iyisinizdir. Yeni yılın ilk sürüş videosuyla yine karşınızdayım. Yine Noel ve yeni yıl tatilleri bitti. Bugün ayın 3'ü ve iş başı yapmak üzere yine işe gidiyorum şu anda. Sabah 5.34. Umarım güzel bir yeni yıl geçirmişsinizdir ve 2021 yılı herkese şans getirir. 2020 yılı oldukça yoğun ve zor olmasına rağmen benim açımdan oldukça verimli geçti. Yani çok büyük kayıplar yaşadım ama genel olarak baktığımda oldukça yoğun ve verimliydi aslında. Ondan dolayı yine de halimize şükürler olsun. İnşallah bu 2021 yılı daha da verimli ve iyi geçer. Her şeyin başı sağlık. Sağlık olduktan sonra her şeyin gerisi gerçekten boş ya. Her gün çalışalım, ekmeğimizi kazanalım, gerisi boş. Tam bu Noel öncesi birkaç gün kala Sydney'de koronavirüs vakaları tekrar başladı. Yaklaşık bir 3-4 hafta sıfır vaka varken tam Noel öncesi işte uçak ekibinin, uçuş ekibinin karantinadan kaçmasından dolayı 4. dalga sanırım başladı. Ondan dolayı yine kısıtlamalar Avustralya'da başlamış oldu. Avalon Beach, yani Sydney'in kuzeyinde olan bir bölgede başladı ve yine her yere yayıldı, Sydney'in her yerine. Daha doğrusu Yeni Güney Galler eyaletinin birçok yerine sıçradı bu sefer. Herkesin tatili mahvoldu yani. Şu an Sydney'de dünden itibaren ne olmuş? Evet, dün pazardı. Dünden itibaren alışveriş merkezlerine, kapalı alanlara maskeyle girme zorunluluğu başladı. Maske takmadan çıkamıyorsunuz. İyi oldu aslında. Çünkü millet gerçekten umursamıyor. Test yapma bakımından sıkıntı yok. Hasta olanlar hemen gidip test yaptırıyorlarmış. O bakımdan sıkıntı yok ama maske önemli. Onun haricinde dün kendime telefon aldım. Telefonum kırıldı resmen. Ekranın yan tarafından pırtlamıştı. En iyi telefon aldım, onun kurulumunu yaptım dün. Bakalım nasıl olacak. Son zamanlarda birkaç tane video paylaştım. Bu Noel tatili başladığında bir şehir merkezine gidip biraz tur atmıştım. Olabildiğince değişik yerleri göstermeye çalıştım ve bunların videolarını paylaşmaya başladım. İzlemediyseniz izlemeye başlayabilirsiniz. Nereler var? Paddy's Market diye bir turistik market var. Onun haricinde Çin Mahallesi'ni gezmiştim. Daha sonra Darling Limanı diye geçen bir turistik çok popüler bir yer var. Orasını çekmiştim. Ve şehir merkezinin göbeğini çektim aslında. Yani Sydney'e gelirseniz gezmeniz gereken en önemli yerlerden bir tanesi orası var. Ve Queen Victoria Building, yani QVB binası. O da çok tarihi, güzel bir bina. Bizim Sydney'in göz bebekleri diyebilirim bu tarz yerler. Avustralya çok yeni bir ülke olmasına rağmen yine de güzel tarihi yerleri var.
Bu arada hava son neredeyse 3 haftadır yağmurlu. Hiçbir şekilde aşmadı. Bugün şu an nasıl oluyorsa hava açık ama öğleden sonra bile değil, saat 10-10.30 gibi yine bir yağmur başlayacak, fırtına. Cumartesiye kadar yine yağmurlu olacak. Yani neredeyse bir aydır, abartmıyorum, buz gibi, yazın ortasında buz gibi bir hava ve bitmek bilmeyen yağmurlar vardı. Ondan dolayı gezilere çok fazla gidemedim açıkçası motorla. Yani ev ve iş haricinde. Havalar açılsın, bir an önce gidip güzel yerleri görüp drone ile çekmeyi istiyorum. Yani drone aldım, uçuramıyorum. Dün bir video üzerinde çalışıyordum. Dinozorların videosu. Bitti sayılır. Tamam, bir daha bir izlemem gerekiyor. Yani şu video ayarlamak ne kadar zormuş. Bu arada videoların bazılarında ne yazık ki özellikle şehir merkezinde çektiklerinde ses sıkıntısı varmış. Arka plandaki ses çok yüksekmiş. Ne yazık ki öyle. GoPro'nun modu olmasına rağmen ne yazık ki sadece arka taraftan ben ses alımı yaptım. Önden, yani kendimi çektiğim zamanlarda mikrofon arka taraftan kayıt yaptığı için daha çok arka plandaki sese odaklanmış. Benim sesim bayağı geriden geliyor. Olabildiğince düzeltmeye çalıştım ama çok zor düzeltmesi. Yani Adobe Premiere Pro kullanıyorum. Onunla bile yine de olmadı. Bunun için özür dilerim. En kısa sürede bu hafta gidip bir mikrofon alacağım. İkinci bir mikrofon alacağım harici. En azından yürüyüş yaparken sesim daha net gelir. Ama onun haricinde konsepti ve konuları beğeniyorsunuz. Bu beni mutlu ediyor. Yorumlarınız gerçekten çok önemli. Teşekkür ederim. Eğer videoları beğeniyorsanız arkadaşlarınızla paylaşıp bana destek verebilirsiniz. Neredeyse geldim ben de zaten. Geçmedi. Evet, herkes kendine çok iyi baksın. Bu videodan bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.